Herkese selam. Yayından yeni çıktım ve hemen bu videoyu atmak istedim. Sizinle beraber bir fikir videosu çekmek istiyorum. Siz de yayınlara gelmek isterseniz bu arada hepsi aşağıdaki linklerde mevcut. Aynı zamanda bir tane devam eden eldiven çekilişim var. O da aşağıda mevcut. Bu videoda sizinle ne yapacağım? Benim biliyorsunuz bir tane M4A1S print stream'im var. Minimal wear ve onun üzerine bir sticker kombosu yapmak istiyorum. Burada birkaç tane sticker kombosu seçtim ve sizinle beraber üzerinde ne kadar güzel durduğuna dair ufak bir sohbet edeceğim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hem bir bakalım nasıl duruyor hem de bana fikir verin M4A1S'e nasıl bir kombo gider diye. Eğer ki hazırsanız hemen şimdi videoyu başlatacağım. Ondan sonra craftları tek tek beraber yorumlayalım. Tabii ben yorumlayacağım, siz sonra yorumlayacaksınız. Şimdi başlangıç Cloud Nine Glitter Antwerp'te. Bence çok güzel duruyor. Açıkçası mavi de gitmiş. Özellikle yeni görüntüsü, print stream'in yeni görüntüsüne nazaran bence gayet güzel durmuş. Aslında yapılabilir. Hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gitti mi acaba? Yorum bırakmayı unutmayın. Gerçekten çok tatlı geldi şu an gözüme. Elimde nasıl durur acaba merak ediyorum. Bir CS2 gelse de baksak. Gerçi o da ayrı bir konu. Hoşuma gitti ama. Bir sonraki yine Antwerp'ten bu sefer Furia. Açıkçası yeşil ve yani bunun holo görüntüsüyle M4A1S'in holo görüntüsü birbiriyle çok çakışıyor ve çok güzel duruyor bence. O yüzden gözüme hoş geldi ve bunu tuttum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben güzel geldi. Yapsam bile 3x yaparım. Sanırım şeydeki o tutamaçtaki dördüncüyü koymam gibi hissediyorum. Yani gövdedeki üçlüyle kalırım gibi. Hoşuma gitti, çok kötü değil. Sırada MOUZ Glitter var. Şu an çok tuhaf durduğunu biliyorum. Ama MOUZ Glitter'ın açıkçası Glitter videosundan da hatırlayacağınız üzere görselleri çok daha güzel. Özellikle şu kırmızı efekt çok hoşuma gidiyor. O yüzden acaba Glitter'a yönelsem mi diye düşünmedim değil. Bu görüntü de çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok basit ve çok güzel duruyor. Hele ki kalp simgesine benziyor olması sticker'ın ayrı bir güzellik katıyor. Peki sizce nasıl? Ya ben dediğim gibi çok hoşuma gitti bu. Bunu tercih etme yüzdem daha yüksek bu arada. Sırada eskilerden bir şey var. Atlanta 2017'den Flipside Tactics'in foil'i var. Yani yeşil görüntüsünü çok seviyorum. Evet silahın üstünü kaplıyor ama Atlanta'nın kendine has bir görüntüsü var. O yüzden bunu tercih edebilirim. Bu arada 9'ı neden kullanmıyorsun diyebilirsiniz. 9 sticker çok hoşuma gitmiyor. Yani çok hoşuma gitmiyor derken bu beyazın üzerine beyaz moduna çok okey olan bir insan değilim. Yani çok beyaz olmasa bile bence holo efektinin çok uyumsuz, bir de hani çok hoşuma gitmedi. İşin özeti o açıkçası. Flipside Tactics çok hoşuma gitti açıkçası. Eğer ki eski stickerlardan birini tercih edersem muhtemelen Flipside'ı tercih ederim diye düşündüm. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sırada pahalı bir şey var. Aslında görmek için yaptım. Vcm holo. Paris Vcm holo. Ya güzel duruyor. Holo efekti gerçekten şeyle çok bağlantılı. Ama yani minimal wear bir silahın üzerine şu anda 3000 liralık bir sticker yapıştırmaya değer mi bilmiyorum. Yani çok yapabileceğimden değil ama hoşuma gittiği için ekledim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yine yorum yazmayı unutmayın. Sırada 9Z var. 9Z de yine MOUZ'da olduğu gibi holo efekti çok hoşuma gitti Antwerp'te. Yani bence güzel duruyor. Değişik duruyor. Desimatördeki kadar güzel durmuyor ama yine de bunun üzerine de gittiğini söyleyebilirim. Yine yaparsam sanırım dörtlü yapmam, yani tutamaçlıkıydı koymam. Gövdedeki üçlü bana yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Aşırı hoşuma gitti. Bilmiyorum, çok değişik bir vibe'ı var. Bunu da yapabilirim ama eğer ki MOUZ'dan sonraki tercihim olabilir. Hani çok arada kalırsam belki tercih edebilirim ama muhtemelen MOUZ birinci önceliğim olacaktır. Sırada Print Stream'in üzerinde Cobblestone Holo koydum. Aslında Cobble Holo koydum. Çok hoşuma gitti. Açıkçası görsel bakımından da çok hoş. Sadece community sticker'ların arasından bunu seçtim. Bu da son sticker'ımız zaten. Bütün seçtiğim M4'ler bunlardı. Bu da hoşuma gitti ama böyle çok tercih eder miyim bilmiyorum. Dediğim gibi bunlar benim kendi tercihlerimdi. Eğer ki farklı bir düşünceniz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz de gerçekten benim için çok önemli. M4A1S craft'ını yaparken. Eğer ki aralarından hangisi hoşunuza gittiyse veya farklı craft önerileriniz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. 10K yolunda da bana abone olup videoya like bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Levia kaçar.